Değerli sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ceza hukuku genel hükümler dersini yapacağız. Tekin Hoca benden talep etti, uzun süredir talep ediyor ama bir türlü fırsat bulamadım. Bugün fırsatı bulduk, en azından bir başlayalım. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. O nedenle bugün ceza hukuku genel hükümler dersinin ilkini yapmaya başlıyoruz. Ben 20'şer dakikalık dersler olarak planladım. Biraz böyle özet, genel bir bakış anlamında gitmeyi planlıyorum. Yani çok ayrıntılara girmeksizin. Dolayısıyla 20'şer dakikalık sizi de çok sıkmadan bu dersi yapalım istiyorum. Bu arada ben normalde örgün öğretimde hep öğrencilere söylerim cep telefonlarınızı kaldırın diye. Hatta denetimi de yaparım ama burada zor denetim yapmak, fakat yine de özellikle rica ediyorum cep telefonlarınızı kaldırın. Çünkü onlar gerçekten çok takip etmeyi zorlaştıran hususlar. Diyeceksiniz ki hocam kayıt var, istediğim zaman kaçırdığım kısmı dinlerim, ama olsun, baştan bir konsantre olmuş şekilde dinleyin. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla lütfen cep telefonlarımızı kaldıralım. Bir slaytımız var arkadaşlar. Slaytta videolarımız da var ama videolarla ilgili bir deneme yaptık. Maalesef o deneme de gördük ki videoların hepsi gözükmüyor. Böyle bir sıkıntımız oldu. Ama her neyse, görünen videolarla beraber slayttan takibimizi yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca başlamak istiyorum ve bu nedenle öncelikle nereden, hangi kitapta, nasıl takip edeceğiz? Bu konuda neler var, onlara bir bakalım. Aslında ceza hukuku, genel hükümler, özel hükümler ve ceza usul konularını karşılaştırdığımızda en çok yayının olduğu, en çok kitabın olduğu alan ceza hukuku, genel hükümler. Nedense bütün hocalar genel hükümlerde kitap yazmayı daha hoşlarına mı gidiyor, daha mı yetkin hissediyorlar kendilerini. Mesela bakın, burada bayağı bir kitap var benim tespit edebildiğim, güncel olanlar bunlar. Genelde hepsi bildiğimiz büyük boy. Sadece Nevzat Toros'un kitabı küçük boy. Şu benim de öyle bir küçük boy kitabım var. Şu 18. baskı, Aslan Yayınları'nda çıkardığımız. Bunun özelliği böyle resimli, karikatürlü bir kitap olması. Daha çok adalet öğrencileri için. Ama hani ya ben hocam büyük kitaplardan çalışıyorum, küçük de bir kitabım olsun sınava girmeden son bir kontrol için veya işte arada otobüste, metroda okumak için derseniz keyifli, zevkli bir kitaptır. Tavsiye ederim bu anlamda. Bu kitaplardan herhangi birini tabii ki takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben slaytlarımı benim kendi kitabımı dayandıracağım. Bunun da 24. baskısı dün elime geçti. Yani çok çok taze. Hatta size de göstereyim. Bu büyük bir heyecan. Yani 24 kez olsa bile gerçekten bunun eline almanın heyecanı ayrı bir şey. Bu kitabın arkadaşlar özelliği, öğrenci dostu bir kitap. Bunu öğrenciler ifade ettiği için söylüyorum. Gerçekten de çok kapsamlı doktrinler tartışmalar yok. Öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak, basitlikte konuyu ele alan bir kitap arkadaşlar. Dediğim gibi, ama istediğiniz kitaptan takip edin. Zaten sene ortasındayız. Muhtemelen herkesin bir kitabı vardır. O nedenle konular çok da farklı değil nihayetinde. Herhangi bir ceza kitabından da konular rahatlıkla takip edilebilir. Fakat arkadaşlar, şu kitap var ki ben bu kitabı mutlaka almanızı öneririm. Yani kendi kitabım için çok bir şey demedim ama genel kitabı için. Ama şunun için özellikle öneriyorum. Şöyle bakın. Kaçıncı baskı? 13. baskı. Burada, hatta burada da olması lazım. Şöyle bakalım. Burada da var. Arkadaşlar, bu başka arkadaşlarla beraber hazırladığımız bir kitap. Bunu niye tavsiye ediyorum? Kendi ceza genel kitabımı tavsiye etmezken bunu niye özellikle söylüyorum? Arkadaşlar, ben öğrenciyken, asistanken hep bunun eksikliğini hissettim. Neydi eksikliğini hissettiğim şey? Pratik çalışma kitapları var. Bu pratik çalışma kitaplarında önce pratik çalışma nasıl yapılır anlatılıyor. Arkasından bir örnek olay veriliyor. Sonra da alın size 20 tane, 30 tane çözülecek olay diyorlar. Ben doğrusu bundan muzdariptim. Yani çözüyorsunuz ama doğru mu çözdünüz, kontrol etme, sağlama yapma imkanınız yok. O nedenle bir hazırlık yaptık ve bir hazırlığı yaparken de amacımız oldu. Hepsini çözeceğiz. Bütün olayları çözeceğiz. 50 tane çözümlü olay var arkadaşlar burada. Ama onun dışında da işte sınav soruları vesaire, çözümsüzler bunlar tabii ki. Yani zaman içinde benim görev yaptığım değişik fakültelerdeki ceza genel derslerinin sınav sorularını da kitaba ekledik arkadaşlar. Onlar çözümlü değil. Bir de hakimlik sınavlarında falan da hani çalışmanız açısından orada çıkan bir takım sorular da var. Test soruları da var. Onlardan da yararlanabilirsiniz burada arkadaşlar. Şimdi
Öncelikle şöyle bir plan içinde gideceğim. Bugün muhtemelen sadece bu sistem konusuna kadar geliriz diye planlıyorum. Planlamam o ama önce bir kavramı anlatacağız, amaç anlatacağız. Sistemimiz nedir? Ceza hukukunun sistemi nedir bütün hukukun içinde? Ceza kanunumuzla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Sonra da temel ilkeler üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu ilk giriş dersimizde. Şimdi kavram olarak baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında dersin ismi ceza hukuku fakat ceza hukuku kavramı çok doğru bir kavram değil aslında. Bence olması gereken kavram suç ve yaptırım hukuku. Siz de artık sene ortasına geldiniz. Gerçi bunu belki çok konuşmamam gerekir sene ortası diye. Çünkü sadece sizin de kalmayacak bu videolar değil mi? Önümüzdeki senelerde de başka öğrenciler de inşallah nasip olursa bu dersleri takip edecekler. Seneye belki Eylül-Ekim ayında takip edecekler değil mi? Sene ortası diye durmadan bunu söylemenin anlamı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada konu olarak ceza hukukunun konularına baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında ceza hukukunda suçlar ve yaptırımlar ele alınıyor. Yaptırım olarak da ele alınan yaptırımlar ise arkadaşlar cezalar ve güvenlik tedbirleri. Şimdi böyle olunca aslında ceza hukukunun konusu suç, ceza ve güvenlik tedbiri. Yani üç tane ana başlık var. Fakat biz dersin ismini, bu branşın ismini, bu alanın ismini ne diyoruz? Ceza hukuku. Yani bu üçünden birini kullanıyoruz. Bu aslında şuna benziyor. Medeni hukuk yerine miras hukuku. Dersin ismini düşünün ki miras hukuku. Ama içinde eşya da var. Kişiler hukuku var, aile hukuku var. Ama siz dersin ismine miras hukuku diyorsunuz. Bu ne kadar yanlış olur, değil mi? Böyle bir şey. O nedenle aslında doğru isim suç ve yaptırım hukuku. Fakat bu kavramı artık kullanmıyoruz. Ha, bu arada Öztekin Tosun hocamız var arkadaşlar, rahmetli. Ben de hiç görmedim kendisini. O da ceza hukuku yerine suç hukuku kavramını kullanıyor. Yabancı ülkelere baktığımızda mesela criminal law, İngilizce'de kullanılan kavram, criminal crime'dan geliyor tahminim. Ben dil bilimci değilim ama o da suç hukuku anlamına geliyor veya suçla ilgili hukuk diyebiliriz. Yani onlar da ceza demeyip suç diyorlar. Buna karşılık Almanca'ya baktığımızda Strafrecht. Strafe ceza demek, Recht hukuk demek. Ceza hukuku yani onlar da bizim gibi yapmışlar. Ceza hukuku diyorlar. Daha üst kavram olarak kullanmıyorlar arkadaşlar. Bunlar doğru değil ama hani konuyu kavramanız açısından söylüyorum sadece. Yoksa ceza hukuku kavramını kullanıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi kitabın ismi de ceza hukuku arkadaşlar. Neden? Yerleşmiş bir kavram. Artık herkes bunu anlıyor. O nedenle bunu kullanıyoruz. Mesela bana çok ilginç gelen şeylerden birisi de arkadaşlar, adliyeye gittiğinizde ceza ve hukuk mahkemelerinin olması. İdare mahkemeleri var, tamam güzel, o ayrı ama adli yargı içinde ceza, birinci ceza, ağır ceza mahkemesi veya birinci sulh hukuk mahkemesi. Peki ceza mahkemesi hukuk mahkemesi değil midir? Yani biz cezacıların suçu günahı nedir arkadaşlar? Değil mi? Yani başka branşlar kendileri için hukuk mahkemesi diyorlar. Bizi ise cezacı olarak dışlıyorlar. Cezacı da kötü bir kavram aslında, değil mi? Mesela medenici, ne güzel hocalarımız var. Bize cezacı diyorlar. Ticaretçi, Tekin hocam ticaretçi. Yani bunlar da tüccar gibi duruyor aslında. Fakat daha kötüleri var. Cezacıdan daha kötüleri de var. İşçi, iş hukuku hocası. Değil mi? Bizimki yine idare eder ya cezacı. Zevkli bir alan ceza. Yani cezacı olduğum için söylemiyorum. Ben tıp hukukunda çalışıyorum. Öyle son yıllarda yoğun olarak tıp hukukunda çalışıyorum. Ama ceza hukuku gerçekten zevkli ve direkt hayatın içinde arkadaşlar. Özellikle özel hukukun bazı alanlarına nazaran direkt hayatın içinde olan bir alan olduğunu görüyorsunuz. Bu da gerçekten de ilgi çekmesini de sağlıyor bu alanın arkadaşlar. Evet, kavram konusu bu. Gelelim ceza hukukunun amacı meselesine arkadaşlar. Bu bir bende görünüyor, ses de çıkıyor ama sizde görünmüyordur. Onun için sesi de kapattım. Ceza hukukun amacı nedir diye baktığımızda aslında değişik değişik teoriler var. İşte esas temel teori intikamdır. Yani bir adam bir kötülük yapmış, bunun intikamını alacağız. Bunun başka çaresi yok yani. Onu yaptığını ödeteceğiz. Öç, kısas. Esas budur. Fakat zaman içinde arkadaşlar, bana kalırsa bu amaç hala duruyordu ama genelde denilen şey şu. Hayır biz artık bunları aştık. Bunun önemi yok. Kısasın, intikamın, öç almanın
önemi yok. Önemli olan bir daha da suç işlenmesinin önlenmesidir deniyor arkadaşlar. Suç işlenmesinin önlenmesi de iki türlü olabilir. Genel önleme ve özel önleme olmak üzere. Genel önleme dediğimiz şey başkalarının o suçun cezalandırıldığını görerek ibret almaları, ibret etkisi dediğimiz olay arkadaşlar genel önlemedir. Aa, işte mesela şu sıralar görüyoruz, maske takmayanlara ceza veriliyor. Hatta hafta sonu işte bu 10 ile 17 arası, bu arada bu dersi seneler sonra işleyecek, görecek arkadaşlar da vay be diyecekler. Ne zamanlardı maske falan filan, hoca bile anlatıyor diyecek. Bu arada arkadaşlar aklıma o geldi. Tekin hocayla da onu konuşmadık. Yarın öbür gün kanun değişirse ne yapacağız bu videoları? Eskiden sizden hatırlamazsınız, kanun metinleri gelirdi. Şimdi artık kanun metnine ihtiyacımız yok. Bizim de bir metin var, birazdan göstereceğim size ama. İhtiyaç yok. İnternette hepsini görüyorsunuz, buluyorsunuz zaten. Ama eskiden resmi gazete bizzat gelirdi. Bizim fakülteye mesela gelirdi. Gider bakardık. Ben her sabah fakülteye gittiğimde ilk işim resmi gazeteye bakmak olurdu. Şimdi sabahları internetten ilk işim resmi gazeteye bakmak oluyor. Ne kadar kolaylık olmuş değil mi? Şimdi bir de böyle Lebib Yalkım yayınları vardı arkadaşlar. Onlar bu şeyli delikli klasörler olur ya, onun gibi kanunlar külliyatıydı ve delikliydi. Sayfa sayfa o üst tarafını açıp deliklerden sayfaları çıkarıp sonra tekrar takabilirdiniz. Kanun değiştikçe arkadaşlar, mesela Türk Ceza Kanunu değişti, 7. maddesi değişti. O 7. maddenin sayfasını size yollardı, yani abone olduğunuzda o şartla abone olurdunuz. Bütün güncel değişiklikler size gönderilecek. O nedenle 7. maddenin olduğu sayfa size gelirdi ve siz açardınız. O eski 7. maddenin olduğu sayfayı çıkarır, yeni sayfa koyardınız. Böylelikle kanun güncellenmiş olurdu. Belki biz bu videolarda da öyle yaparız herhalde. Yarın öbür gün bir değişiklik olursa, mesela şimdi benim bu anlattığım konularda, o zaman bu videoyu yeniden çekeriz herhalde değil mi? Öyle bir şey olur diye düşünüyorum. Evet, nerede kalmıştık? Önleme. Dedik ki işte insanlar 10 ile 17 arası alışveriş için kendilerine verilen izni Boğaz'da turlamak için kullanıyorlar. Bunun üzerine bu hafta polis Boğaz'da ceza kesmeye başlamış ve ben sabah haberlerde gördüm, Boğaz'da kimse gezmiyor artık. İşte bu nedir arkadaşlar? Genel önleme. İbret etkisi. Aa, ceza kesiyor polis. Demek ki o zaman kalkıp alışveriş bahanesiyle Boğaz'a gitmeyelim. Buna işte genel önleme adını veriyoruz arkadaşlar. Bir de özel önleme vardır. O da nedir? Bizzat kişinin hapse konmasıyla veya bir yaptırım uygulanmasıyla onun artık suç işleyemeyecek hale getirilmesi. Yani bir kişiyi hapse attığınızda, gerçi bizde hapishanede de suç işleniyor da, ama en azından her türlü suçu işleyemezler. Böyle bir şeye de biz özel önleme diyoruz. Bizzat o özel kişiyle ilgili olarak cezaevine koyarak suç işlemesini önlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ceza hukuku arkadaşlar ultima ratio'dur. Latince bir kavram. Ne demek ultima ratio? Son araç demek arkadaşlar. Son araçtır. Yani biz ceza hukuku olarak hemen ilk ihlalde doğrudan bir şeye müdahale edelim. Bir hukuka aykırılık, bir haksız fiil direkt ceza hukukun alanına girmesin diyoruz. Buna da son araç, artık başka çaremiz yoksa son araç olarak ceza hukuku devreye girsin diyoruz arkadaşlar. Bunun anlamı nedir? Normalde esas, biliyorsunuz başka hocalarınız da size anlatmıştır, aslında ceza hukuku başka hukuk dallarının yaptırımıdır. Hatta o nedenle bazıları der ki ceza hukuku müstakil hukuk alanı bile sayılmaz ki. Yani sonuçta sen aslında özel hukuk alanındaki bir uyuşmazlığın ne yapıyorsun? Yaptırımını uyguluyorsun diyorlar. Öyle diyenler de var. Neyse, bu konumuz değil, tartışma konumuz değil. Ama şimdi arkadaşlar burada mesela diyelim ki bir müteahhitle anlaştınız ve müteahhit size Kasım 2021'de evi teslim edeceğim dedi. Geldik Kasım 2020'de dedi. Geldik Şubat 2021'e evi teslim etmedi. Siz hemen kalkıp savcılığa, ya vay pis herif evimi teslim etmedi, cezasını alsın, beni kandırdı, Kasım dedi, Şubat oldu hala ev yok ortada deseniz, arkadaşlar burada savcı der ki bu bizi ilgilendirmiyor. Biz son aracız. Sen bunu nerede git hallet diyecek. Git özel hukukta, hukuk mahkemesinde bunu hallet diyecek arkadaşlar. Peki ne zaman ceza hukuku artık müdahale etsin? O son araç artık, ya buramıza geldi, burada sen müdahale et diyeceğiz. Müteahhit o evi iki kişiye satmışsa arkadaşlar. O zaman burada nedir? Bir hile vardır.
Dolayısıyla bunu sadece özel hukukla da yine hala halledebilirsiniz. Ona bir engel yok. Yine adamdan paranızı alabiliyorsanız özel hukukta alacaksınız. Ama bir sefer artık ne yapabilirsiniz? Ceza hukukuna gidebilirsiniz. Zaten ceza hukukuna gittiğinizde insanlar korkarlar. Mesela borcunu ödemiyor, çek yazmış, işte önemsemiyor. Ama ne zaman ki karşılıksız çek suç olur ve bundan dolayı hakkında bir soruşturma başlarsa o zaman etekleri tutuşur. O borcu ödememek hiç önemli değil ama karşılıksız çek olduğunda böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınabiliyor ve hemen o zaman ne oluyor? O son araç aman bana uygulanmasın ben gidip bu çekin karşılığını vereyim diyebiliyor kişiler. Şimdi şu videoyu bir seyredelim. İngilizce mi altyazısı var arkadaşlar. Ne dedi arkadaşlar? Ceza hukukunun amacı diğer bütün yöntemler başarısız olduğunda devreye girmektir. Yani bu diziyi bilmiyorum seyretmiş miydiniz? Doktor House şimdi Türkçesi de var Hekimoğlu, Doktor Hekimoğlu dizisi yani Hekimoğlu'ydu ismi. Orada arkadaşlar bu tabii bir takım işler çeviriyor bu Doktor House. Bu polis diyor ki ben artık bu işe karışacağım. Diğer kadın başhekim onu ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki ya siz hemen ceza hukukunun işin içine sokmayın. Polisiye yöntemleri sokmayın. Biz bunu halledeceğiz. Belli ki tedaviye ihtiyacı var. O da diyor ki hayır. Bunlar geçti. Doktorlar bu sorunu çözemediler. Artık son noktaya geldik. Buramıza geldi. Son araç ceza hukuku artık bu işe müdahale etmelidir diyor. Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar ceza hukukunun son araç olması bu demek. Yarın öbür gün hakim savcı olduğunuzu özellikle bunu unutmayın arkadaşlar. Öncelik başka yöntemlerde olmalı ve gerçekten de ayrı burada ceza hukuku müdahale etmedir. Bundan sonrası yok. Diğer işler, diğer hukuklar yöntemleri işe yaramıyor dediğinizde o zaman ceza hukukunun buna karışması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sistemi de anlatayım. Ondan sonra bugünkü dersi bu ilk dersi bitireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane ana branşımız var. Bunları artık birinci sınıfta daha görmüşsünüzdür. Ve ceza hukuku, kamu hukukunun içinde. Ve ceza hukukunu arkadaşlar biz genel anlamda veya geniş anlamda ceza hukuku dediğimizde ikiye ayırıyoruz. Maddi ve şekli ceza hukuku dediğimiz şey. Maddi ceza hukuku neler suçtur konusunu ele alıyor. Şekli ceza hukuku ise bunun pratiğe dökülmesi nasıl olacak? Hangi şekil yapacağız bu işi? Tamam suç o var. Hangi neler suçtur, neler cezadır maddi ceza hukuku belirlemiş ama bunu suç işleyen birisi var veya suç işlediği iddia olunan birisi var. Bunun sisteme girişi ve sistemden çıkışı nasıl olacak? Davayı nasıl açacağız? Ne zaman tanık dinleyeceğiz? Arama yapabilecek miyiz? Tutuklama yapabilecek miyiz? Davayı kim açacak? Dava açıldığında duruşmayı kim yönetecek? Duruşmada ilk önce ne yapılacak? Söz kime verilecek? Vesaire vesaire. İşte bunlar arkadaşlar şekli ceza hukuku. Şekli ceza hukuku yani nasıl sorusunu cevap arayan ceza hukuku branşı alanı. Bu ceza muhakemesi hukuku dördüncü sınıfta göreceksiniz. Maddi ceza hukuku ise arkadaşlar ne sorusuna neler suçtur neler ne ceza gerektirir buna cevap arıyor. Ve işte ikinci sınıfta göreceğiniz genel kısım ve üçüncü sınıfta göreceğiniz özel kısım onlar da maddi ceza hukukunu oluşturuyor. Şimdi maddi ceza hukukunu oluşturan kısımlara baktığımızda arkadaşlar esas ana kaynağımız hangisidir? Doğal olarak Türk Ceza Kanunu'dur, değil mi? Fakat işin ilginç tarafı ceza kanunu dışında da ceza normları içeren başka kanunlar var. Biz bunlara özel ceza kanunları diyoruz. Mesela vergi usul kanunu arkadaşlar. Vergi usul kanunu vergi hukuku ile ilgili bir kanun ama burada görüyoruz ki vergi usul kanunu aynı zamanda vergi kaçakçılığını da düzenlemiş arkadaşlar. O nedenle vergi kaçakçılığı ile ilgili bir suç tipinin de burada da olduğunu görüyoruz. Veya basın kanunu. Normalde basınla ilgili düzenlemeler yapmıştır diyoruz. Ama neyi görüyoruz arkadaşlar? Burada aynı zamanda
bir takım suç tiplerinin de düzenlendiğini burada da yine görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mesela bir kimse yurt dışından gelip de Türkiye'ye yerleştiğinde ya ben şu ülkenin ceza kanunu bir önüme koyayım da baştan sona okuyayım ve bu ülkede ne zaman cezalandırılırım öğreneyim de rahat edeyim, dikkat edeyim dese ve ceza kanunu alıp 75. maddeden sonrasını suç tipleri orada düzenlenmiş. Şöyle tek tek okusa, oh bitirse tamam bundan sonra demek ki bunların dışında her şey serbest dese yanılgı olur arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi askeri ceza kanunu, o asker değil belki onu ilgilendirmiyor çok ama bir ticaret yaparsa vergi kanunu var mesela. Oradaki bir suç tipini işleyebilir. Basın işine girerse oradaki bir suç tipi işlenebilir. İşin ilginç tarafı da arkadaşlar, hukukumuzdaki suç tiplerinin uygulamaya baktığımızda %60'ı özel ceza kanunları düzenlenmiş. Yani buradan mezun olup da ister hakim ister savcı ister avukat olarak ceza hukukuyla ilgilendiğinizde bizim size genel hükümler ve özel hükümlerde anlattığımız şeyler, daha doğrusu genel hükümleri devre dışı bırakalım, özel hükümlerde diyelim. Özel hükümlerde anlattığımız suç tipleri aslında sistemdeki suçların sadece %40'ı ki biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz doğru, siz daha ikinci sınıfsınız. Üçüncü sınıfta göreceksiniz ki zaten ceza kanunundaki bütün suç tiplerini de anlatmak mümkün değil. Bir de ceza özel dersleri de her sene azalıyor. Yani müfredatta bizim girdiğimiz zamanlar 4 saatti. Sonra 3 saate indi. 2 saate inen bazı fakülteler var. 2 saatte ne anlatacaksınız? Bütün suç tiplerini anlatmak da şart mı? O da ayrı mesele. Ama esas söylemek istediğim ne? Siz 3. sınıfı bitirdiğinizde sistemdeki suç tiplerinin aslında %40'ını ki onların da hepsi bitmemiş olacak, öğrenmiş olacaksınız. Peki hocam bu geri kalanlar ne olacak? Vergi usul kanunundaki suç tiplerini nasıl öğreneceğiz? Onları artık kendiniz öğreneceksiniz. Bu kadarı da size bağlı. Hatta şöyle de bir örnek vereyim arkadaşlar. İlk ceza kanunu çıktığında Barolar Birliği bizi görevlendirdi. Biz değişik illerde yeni kanunun hükümlerini avukatlara anlattık. Hakim savcılara da eğitim yapmıştık. Avukatlara da yaptık. Ve il il dolaşıyoruz. Hakim savcıları Ankara'da yapmıştık. Şimdi il il dolaşıyoruz arkadaşlar. Ve bana da verilen suç tiplerinin arasında göçmen kaçakçılığı var. Ve ben tabii ilk o suçla başlıyorum. Soykırım, göçmen kaçakçılığı. Ya bunların üzerinde çok durmuyorum diyorum arkadaşlar. Bunlar yeni suç tipleri. Kanunumuzda var ama çok üzerine durmaya gerek yok. Edirne'de hop dediler birden salon ayaklandı. Ne oluyor dedim ya. Ya bir olur mu dediler, göçmen kaçakçılığını bize anlatın. Çok önemli. Edirne değil mi? Yani işte arkadaşlar Edirne'ye tayiniz çok mu çıkmazsa hiç belki göçmen kaçakçılığı işiniz olmaz. Ama Edirne'ye tayininiz çıkarsa da göçmen kaçakçılığını bayağı bir öğrenmeniz gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir öğrencim anlattı. Savcı olarak Sinop'un bir ilçesine tayini çıkmış. Savcıların arkadaşlar yıl içinde belirli bir iş bitirmeleri yani dava açmaları, takip etmeleri gerekiyor. Ki hani HSYK desin ki ya bu adam boş durmuyor, tembellik yapmıyor, bak iş çıkarmış desin. O zamanlar 40'tı, şimdi kaçtır bilmiyorum. Hocam dedi 40 iş çıkarmamız gerekiyor ama Sinop'un o ilçesinde kimse suç işlemiyor. Benim 40 iş çıkarmam mümkün değil hocam dedi. Yani bir senede önüne 40 dosya gelmiyor. Ne güzel bir yer değil mi? O yeri tebrik etmek lazım. Hocam terfim olmayacak. Böyle düşünüyorum taşınıyorum ne yapabilirim? Ya sabah böyle adliyede denizi seyrederken baktım. Sabah balıkçılar çıkmışlar balık avlamaya. Akşam da geri dönüyorlar. Ya birden aklıma geldi bunların bir mevzuatı yok mu? Bunları sınırlayan bir şeyler yok mu? Aradım buldum hocam, su ürünleri kanunu var. Ben duymamıştım o zamana kadar öyle bir kanun. Ve bu kanunda hocam ceza normları var. İşte avlanma yasakları var. Onunla yasakların cezalandırılmasına ilişkin avlanmanın çeşitleriyle ilgili yasaklar var. Hocam polisi yolladım. Avdan dönen balıkçılara onlar bir kontroller yaptılar. Hocam 40 işi çıkardım. Yani iyi bir örnek değil belki. Suç yaratmak iyi bir örnek değil. Suçlu yaratmak iyi bir örnek değil belki. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten de burada işte hiç aklınıza gelmeyecek su ürünleri. Mesela ben hala su ürünleri kanununa bakmadım. İhtiyaç da olmadı. Bazen bize mütalaa geliyor. Hocam şu konuda bir bize mütalaa yazın. O zaman kalkıp tabii ki o konuyu araştırıp biz de öğrenmek durumunda kalabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda ise iki ana bölümden oluşuyor arkadaşlar. Genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere. Genel hükümlerde genel ilkeler
düzenlenmiş. Özel hükümlerde ise suç tipleri düzenlenmiş. Genel hükümlere niye ihtiyaç var? Niye böyle bir şey düzenlenmiş? Ki bu seneki dersimizin konusu o. Şunun için arkadaşlar, normalde her suç tipiyle ilgili her şeyi tek tek düzenlemeniz gerekirdi. Onu tek tek düzenlemeyin, ortak hükümler olsun, hepsi için geçerli olsun diye arkadaşlar genel hükümler düzenlemiş. Mesela teşebbüsle ilgili. Teşebbüsle ilgili bir hüküm düzenlemişsiniz ve diyorsunuz ki bir suçu işlemeye kalkan kişi suçu tamamlayamazsa şöyle cezalandırılır. Ha, bu suç hırsızlık olabilir, adam öldürme, sahtecilik, dolandırıcılık olabilir. Hiçbiri fark etmiyor. Hepsi aynı. İşte arkadaşlar, öbür türlü ne yapmanız gerekirdi? O zaman hırsızlıkta teşebbüsü hırsızın altına yazmanız gerekirdi. İştiraki altına yazmanız gerekirdi. Şimdi ben bir dönem Amerika'da bulundum. Amerika'da oradaki hoca beni yemeğe çağırdı. Yemekte sohbet ediyoruz. Onlarda arkadaşlar eyalet sistemi, her eyaletin ayrı ceza kanunu var. Tabii benzer çoğunlukla. Mesela Almanya'da eyalet ama federal sistem, ama orada tek bir ceza kanunu var. Neyse, dedim ki ya sizin ceza kanununuz şöyle bir düzenleme yapmış arkadaşlar. Hırsızlık işte şöyle şöyle yapan şöyle cezalandırılır. Hırsızlığı yaparken hareketleri yapmaya kalkıp da tamamlamayan şöyle cezalandırılır. Hırsızlığı beraberce işlenen her biri şöyle cezalandırılır. Hırsızlığa yardım eden şöyle cezalandırılır. Döndüm dedim ki şeye ben hocaya, ya böyle yapacağınıza dedim, genel hükümlere dedim, teşebbüsü iştiraki koysanız, bütün suç tipleri için geçerli olsa, her suç için tek tek, ya dolandırıcılığı yapan tek yaparsa böyle, iki kişi yaparsa böyle. Bunu niye böyle yaptınız? Hocanın cevabı çok ilginçti. Hiç düşünmedim dedi. Ben de bu cevaba şaşırdım ya. Nasıl düşünmediniz ya? Genel hükümler, bütün dünya biliyor bunu. Genel hükümler. Onlarda da var tabii ki genel hükümler, ama suç tipleri de kazuistik düzenlenmiş. Çok ayrıntılı değil. Ama böyle bir düzenleme yaparsınız, o zaman her birini tek tek yapmazsınız. Ha, şu olabilir. Hocam biz her suçu ayrı değerlendiriyoruz. Adam öldürmede teşebbüsü ayrı değerlendiriyoruz. Dolandırıcılıkta ayrı değerlendiriyoruz. Onun için her suç tipine yazacağız. Ona itirazım yok. Öyle bir değerlendirme yapıyorsanız. Mesela bizde de o örnek var. Örneğin Cumhurbaşkanı'na suikastı arkadaşlar. Teşebbüs ettiniz, beceremediniz. Becermiş gibi cezalandırıyorsunuz. Yani onu ayrı düzenlemiş. Yani teşebbüs konusunu orada ayrı düzenlemiş. Göçmen kaçakçılığında aynı şekilde. Buradan arabayı bindirdiniz, Ayvalık'a götürüyorsunuz göçmenleri. Yolda yakalandınız, daha ülke dışına çıkaramadınız ki adamları. Yakalandınız, kanun diyor ki tamamlanmış gibi cezalandırılır. Ha bakın, orada özel kazuistik yapmış orada. Göçmen kaçakçılığı ilgili, Cumhurbaşkanı'na suikast ilgili. Ama onun dışında kalan suçlarda, bir iki tane daha örnek var anlatacağım yeri geldiğinde. Ama onun dışında kalan suçlarda hepsi için teşebbüs hükümleri geçerli. Tek tek yazmamıza gerek yok. Dediğim gibi mantığınız, hayır biz her suçu ayrı görüyoruz. Her bir işin özel düzenleme yapacağız. Öyle bir amacınız varsa itirazım yok. Ama onun dışında genel hükümleri koyarsınız. Özel hükümlerde tek tek yazmak zorunda kalmazsınız. Sorunuz var mı diyecektim az daha. Ama bu sistemin kötülüğü bu. Soru soramıyorsunuz. Evet. Bu. Evet. Normalde şimdi biz de Zoom'dan ders yapıyoruz ama orada öğrenciler hiç olmazsa soru soruyorlardı. Burada öyle bir imkanımız olmadı. Bilmiyorum, videonun altına mı acaba yazabiliyorsunuz? Ondan hiç bakmadım. Eğer video yayınlanırsa öyle bir imkan varsa onu yapın. Ben sonraki derste mailimi yazayım. Aklınıza gelen sorular olursa oraya yazın arkadaşlar. Fırsat buldukça cevaplandırmaya çalışırım. Evet, bu ilk dersimizi böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.